Merhaba, ben Cemile Aytaç, Tunceli Merkez TKP'den İl Genel Meclis Üyesiyim. Tek kadın olmam tabii ki mecliste önemli. Ama gönül ister ki tabii ki daha meclisin yarısı kadın olsaydı. Yine de tek kadın olmak tabii ki daha farklı bir duygu. 16 erkek arkadaşla beraberiz. Onların tabii ki bana belki de dersiniz hani şeyleri bakış açıları ya da ne bileyim farklı tavırları böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gayet bütün erkek arkadaşlar saygılı. Mecliste arkadaşlar olarak tabii ki toplantılarda şey yapıyoruz. Hani eğer söz konusu söz almalı kadındır ya da arka planda tutulur ya da ne bileyim çok söz hakkı verilmez. Öyle bir şey yok. Gerektiği yerde tabii ki inisiyatifimi kullanıp sözümü de söyleyebiliyorum. Daha farklı konularda da yine arkadaşlar tarafından şey değil yani. Nasıl söylesem. Hani tek kadındır 16 erkek arka planda tutulur kadın. Öyle bir şey yok. Beraber alıyoruz bütün kararları. Sözümü söylediğim yerde de sözümü söylüyorum. Yani hiç öyle çekimser davranmıyorum. Gayet özgüvenliyim. Kadın haklarını da savunurum. Kendi hakkımı da savunurum. Sözümü söyleyebilecek bir kadınım. Yani çekimser değilim her konuda. Bu nedenle hani gönül ister ki dediğim gibi hem parlamentoda hem yerel yönetimlerde hayatın her alanında kadınların sözünü söyleyebileceği, kendilerini ifade edebilecekleri daha farklı, bütün alanlarda aslında sözünü söylemelerini istiyoruz. Bütün dediğim gibi gönül ister ki parlamentoda işte yerel yönetimlerde ne kadar ki kadın kotası diyoruz ama gönül ister ki yarısı kadın olsun. Hayatın işte parlamento, yerel yönetimler, il genelleri olsun, meclis üyeleri olsun. Ben bir de şuna inanıyorum. Hani kadınlar evet ne kadar özgüvenli olursa, kendiyle barışık olursa, yani kendisine olan saygısı, özgüveni, kendisiyle barışık olması, hayata bakış açısı kadınların daha farklı oluyor. Hani kadın gerçekten hayattan diyoruz ya annedir, eştir, kadındır. Yaşam şartlarından kaynaklı da olsa bile bence her alanda sözünü söylemeli. Her hayatın her alanında kendini koruması, kendi sözünü söylemesi, kendini ifade etmesi, kendi haklarını savunması, hayatın her alanında kadının ön planda olmasını istiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey, önümüz biliyorsunuz Pazar günü Öğretmenler Günü. Buradan bütün Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bütün öğretmenlerimize saygılar sunuyorum. Ve 25 Kasım kadına şiddete hayır vesilesiyle de burada bütün şiddet gören kadınlar görülmesini istemiyoruz aslında. Sözlü şiddet de olsa, psikolojik şiddet de olsa, fiziksel şiddet de olsa hiçbir kadının bu tür şeylere maruz kalmasını istemiyoruz. Buna vesile de işte kadınların kendilerini savunabilme, kendi haklarını koruyabilme, kendi alanlarında yani daha güçlü durmalarını istiyoruz, sözlerini söylemesini istiyorum. Buna dair de yine tekrar hani diyoruz ya kadınlar yine belki klişe olacak ama kadınlar gerçekten birlikte olursa güçlenecekler, sözünü söyleyebilecekler, sokağa çıkabilecekler, siyasette yer alacaklardır. Ne bileyim hayata her dair yani hayatın her alanında yer almalarını istiyoruz, sözünü söylemelerini istiyoruz. Buna dair de yine kadınlar diyorum hayatın her alanında beraber olursalar daha çok güçlenecekler, daha çok sözünü söyleyebilecekleri alanlar açılacaktır. Bu vesileyle işte dediğim gibi 25 Kasım şiddete hayır gününü ne bütün şiddetlerin durdurmasını istiyoruz. Bunu da kadınlar birlikte olursa olacak. Savaşlar da duracak. Kadınlar yine yan yanda daha da çok güçlenecekler.
kadınlar alakalı bir şey gelince kestirip atabilirler. Ama kadınlar bence daha çok detaylı düşünebilirler. Olaylara daha çok sakince davranabilirler. Neticesini, sonucunu, yani aslında çözüm yolunda. Çözüm yolunda bence kadınlar daha çok etkilidir. Ben bunu düşünüyorum. Bundan kaynaklı da dediğim gibi hani kadınlar hayatın her alanında sözünü söylemeli.